Nerelisin Müjdat abi? 29 Ekim 1943'te İstanbul'da Fatih'te doğdum. Hı-hı. Abim 30 Ağustos'ta doğmuş. Ablam bir şeker bayramında doğmuş. Allah Allah. Evet, 3 bayram çocuğuyuz biz. 29 Ekim, 30 Ağustos, şeker bayramı. Babamın matematiği kuvvetliydi. Yani çünkü ince hesap ister. Hakikaten ve, çok enteresan. Evet, 29 Ekim'de doğmak beni hep mutlu etmiştir ya. Ne kadar kıymetli, evet, ne kadar güzel. Evet. Üç kardeşsiniz. Nasıl bir çocukluk geçirdin? Mutlu bir çocuk muydun? O Fatih sokaklarında bizim, neşeli bir Müjdat mı vardı? Bizim ailemiz, ben 50 yıl yarım asır herhalde annemle babam evli kaldılar. Ben bizim evin içinde yüksek sesle tartışma hiç duymadım. Ne güzel. Hiç duymadım. Neşe, Kemal Kıvanç vardı, Halit Kıvanç'ın abi. Kemal amcanın eline doğmuşum. Benim göbek adım da Halit'tir. Öyle mi? Halit Müjdat'tır. O kadar neşeli bir aileydi ki. Babam müzisyendi zaten. Evet. Seha halam, Seha Okuş. Evet, halanız da. Türk halk müziği sana. Hasretinden yandı gönül, yandı yandı, söndü gönül. O halam meşhur etti onu da. Türkan Şoray'ın filminde de çıktı. Evet, evet. Halam 94 yaşında halk müziği hocalığı yapıyor hala. Düşünebiliyor musun? Ne güzel, ne kıymetli, ya, ne kıymetli. Bizim aile hep neşe, eğlence, hep olumlu şeyler üzerineydi. Evimizin çok gelini gideni olurdu. Misafir çok sevdiğimiz için yatıya da gelirdi. Yatıya geldiklerinde ben genellikle yer yatağında yatardım ama yer yatağı çok güzel. Gerçi arada tuvalete giden üstüne basar ama ziyan yok. O mahalle kültürü vardı bizim mahalle. Bak ben 80 yıllık arkadaşlarımla yemek yiyorum. Geçen hafta Erden, o da benimle yaşıt, bir yaş büyük hatta. Uğur Dündar, Erden Sürmeli, Türk Hava Yolları'nın İsviçre yer müdürüydü. Engin Güner, Fox'un yönetim kurulu üyesi. Bir de ben, oturduk yemek yedik. Bir iki saatte dağılırız dedik. 5 saat. Anlatıyoruz, çocukluğa dönüyoruz, eski yıllara dönüyoruz. Hepiniz aynı muhitte miydiniz? Aynı mahallenin çocuklarıyız. Öyle mi? Tabii. Konfüçyüs diyor ki. Peki bu bir birliktelik Fatih'te mi gerçekleşti? Fatih'te. Ay ne güzel. Evet. Konfüçyüs diyor ki yaşlılığında 3 dostun kalmışsa bahtiyarsın diyor. Ben bir bakıyorum maşallah hem yaşayan dostlarım var. Ya ne demek 80 yıllık arkadaşlarımla yemek. Tabii kaybettiklerimiz oldu. Ama onlarla yemek yemek, bir arada olabilmek başka bir şey. Bir de çok dostlarım var mesela. 7 yaşında dostlarım da var. Bu okulun öğrencileri. Ya, değil mi? Evet. Cumartesi pazar geliyorum onlarla burada sohbete. Annelerinden bir tanesi dedi ki Müjdat hocam büyüklerle ders yapıyorsunuz. Küçüklere de bir girin. Tamam yapalım peki dedim. Bir tane gel ismi ne? Bu kadar. 7 yaşında. Hakan Can. Dedim ki sen tiyatroya karşı neden böyle evet. Küçük yaştan beri tiyatroya karşı çok hevesim var. Ulan 7 yaşında hangi küçük yaştan beri? Bayılıyorum ya. O kadar zekiler. Kızlı erkekli 7'den 70'e o grup, bu okulun öğrencileri müthiş, müthiş. Onlar şimdi beni nereden tanıyorlar? Benim 20 yıldır filmlerim oynatılmıyor. Bulmacalardan bile ismim çıkartılmış. Buna karşılık burada çok güzel bir ahbaplık yaşıyoruz onlarla. Geçen gün bir kız gene, Senem mi? Ha evet, geldi bana. Müjdat Gezen efendim dedim. İleride ben sizin hayranınız olmayı düşünüyorum dedi. O zannediyor ki hayran, yalnız büyüklere mahsus. Öyle hayran olmak gibi. Ya bu çocuk mantığı zaten. Ben çocuğa insanın küçüğü olarak bakmıyorum. Ayrı bir yaratık. Çok. Dünyası çok, ayrı, çok. Kavramları ayrı. Büyüdük. 7 yaşından sonra 16-17 yaşlarında şehir tiyatrosuna girdim. Konservatuvar tiyatro bölümünü kazandım. Anneme 1960 yılında kazandığım ilk parayı götürdüm.
kapıyı çaldım. Zarf içinde 250 lira. Annem... Çok özür diliyorum. Kaç yaşındaydınız o zaman? 16'dan 17'ye geçmiştim. İlk para kazandığım ilk yıl. 1960. 63 sene bitmiş yani. Annemin de kabul günü yaparlar ya işte. Dedikodu yaparlar. Kurabiye, bisküvi, çay, may. Geliyorum dedi. Annemin elinde tepsi varmış. Çay ikramında. Masaya bıraktı. Açtı kapıyı. Anne dedim. Bu benim ilk maaşım. Sana getirdim dedim. Tiyatrodan kazandığım ilk param dedim. Tepsiye koydu annem. Gitti kapıyı kapadı. Salonda da ahbapları oturuyorlar. Onlara çay ikramı falan bıraktı. Annem hissediyorum yani kapı kapalı ama. Oğlum dedi tiyatroculuktan kazandığı ilk maaşını bana getirdi dedi. Başladı ağlamaya. Ya. Ben de kapının bu tarafında ağladım. Çok duygulandım yani. Demek ki 63 yıl bu meslekten aileme bakmışım. Ne güzel, ne kıymetli. Ya. Peki Müjdat abi şimdi sanatla yoğrulmuş, şimdi sanatın farklı pencereleriyle haşır neşir insanlar ama sanatın içine doğmuşsun. Sanat, tiyatro senin için zorunlu bir istikamet miydi yoksa severek mi evet dedin? Yok, sevmeyerek evet dedim. Çünkü ne 10 yaşında aslında? İlkokuldaydım ben. Ha. 10 yaşında öğretmenim geldi. Elinde bir tekst, piyes, Küçük Çiftçiler. Buldum o kitabı internet üzerinden. Buldum o kitabı ve onu bir kenara koydum. Küçük Çiftçiler, Faruk Nafiz Camlıbey'in. 5 kız bir erkek. Onun dedi başrolünü sen oynuyorsun. Ben oynayamam öğretmenim dedim. Artist değilim dedim. Oynarsın. Oynayamam dedim. Oynarsın dedi. Öğretmenim yapamam oynayamam. O zamanlar böyle bir metrelik tahta cetveller vardı. Onlar çok amaçlı kullanılırdı. Anladın mı? Böyle kafama bir koydu. Oynar. Tık dedi buram şişti. Ah. Hemen mümessili yolladı. Bakkal vardı okulun orada. Zaten okul, bakkal, bizim ev aynı 100 metrekarenin içinde ekmek aldırttı. Çiğnetti bana. Buram şişmiş oraya bastırdı. Dedi ki anneni çağır gel. Ben annenle konuşacağım dedi. Veliyim yani. Annem gelemez dedim. Bugün kabul günü dedim. Ben giderim dedi. Bıraktı dersi gitti. Ne bir şey görmüş olmalı sizde ama. Ya ne görmüş olabilir? 10 yaşında çocuğu. Ama matrak muzur belki eğlenceli, belki neşeli bir şey yani. Neden yani, size? Yani onun tabii ona çok şey borçluyum. Nadide Ergüven, Nur içinde yatsın. O olmasaydı belki ben bugün bu işi yapmıyordum. Evet. Gitti. Zaten işte buradan karşı kaldığım kadar hep annen seni bekliyor dedi. Zil çalsın giderim dedim. Ben de yokuşa sürüyorum işi. Kapıdan çıktı zili çaldı. Zil çaldı git dedi. Gittim. Annem dedi ki oğlum yapma bak. Buraya kadar gelmiş öğretmenin. Oyna bu rolü dedi. Seni istiyor. Anne yapamam ben dedim. Baban duyarsa üzülür dedi. Şimdi baban duyarsa üzülür biraz ağır bir laf yani. Hmm. Ne çeşit üzüleceğini tespit edemiyorum. Gittik oynadık. Çıkış o çıkış. 63 sene geçmiş. Şunun üstünde 63 yılım geçmiş işte. Yani 10 yaşla 16 yaş arasında okulda hep böyle amatör. Ondan sonra şehir tiyatrosuna, ortaokul, lise hep tiyatro. Yeşil sahne, amatör sahne. CHP'nin halk sahnesi hepsine gittim. Nihayet konservatuarı kazandım. Ve 60'ta da babam sınıfta kaldım. Oğlum dedi sen ne yapmak istiyorsun? Baba ben tiyatrocu olmak istiyorum. Oğlum tiyatrocular en çok okuyan adamlar. Sen boyuna sınıfta kalıyorsun dedi. Peki hayatında ne değişti? Yani o sahnede ne vardı? Bu kadar zorla ite kaka abi yani tabirle seni sahneye çıkartmışlar. Evet. Ne oldu da sonra bu kadar aşık oldun tiyatroya vazgeçemedin? İşte yani tamam hepinizin gönlünü aldım. İstediğiniz çıktım o sahneye. Beş kızın başındaki erkek oldum. Oyuna çıktım. Tamam yeter beni bırakın bir salın beni diyebilirdin. Ne oldu? Alkış mı büyüledi? Diyemiyorsun.
O sahne tozu diye bir şey var ya. Ha. Haldun kurdu. Haldun Dormen İzmir'de sahne tozu diye tiyatro kurdu. Çok anlamlı bulurum. O toz burnuna kaçtığı zaman çıkmıyor bir daha. Vazgeçemiyorsun. Yani ne oluyor onun sihrine? Ben seyircinin alkışlayıp alkışlamadığını biliyorum. Dram da herkes ağlıyordu. En önde annem ağlıyor. Öğretmenim, ablam ağlıyor. Alt komşumuz Hayri Amtezi. Ben de başladım ağlamaya. Sonra dedim ki milletin anası ağlıyor zaten. Bir de ben ağlatacağım. Komediyi seçtim. Zaten yüzüm yüzüm de pek dram oynamaya müsait değildi herhalde. Hı hı. O öyle gitti. Ama çıktığın zaman bir daha inememek gibi bir tehlikesi var bunun. Nedir o? O büyü nedir? O sihir nedir? Onu bilmiyorum.